genellikle ama çok evet. net de hatırlamıyorum. Şimdi yayın arasında da görüntüler üzerine konuşurken ekrana yansıyan seslerimiz de çıkabilir. Yine aynı konu ve sohbetler eşliğinde erken doğum muydu, normal doğumun akabinde süreler de değişebilir değil mi? Normalden sezaryana da geçiş anında mutlaka, olabilir ama. Tabii ki tabii ki. Yani doğum anneden ben her zaman söylüyorum hani genellikle aslına bakarsan çok erken başlıyor sorular. Anne rahmine bebek düştüğü anda doğumumuz normal mi sezaryen mi soruları başlıyor. Ama benim her zaman söylediğim şu an için her şey normal gidiyor olsa dahi ben bebeği kucağıma oradan almadan normal doğum diyemem diyorum sürekli. Öncelikle sağlıklı bir doğum temenni et. Hani normal mi sezaryen mi onu vakti gelince sen de ben de göreceğiz diyorum. Ama orada en güzel şey sizin gülmeniz, mutluluğun paylaşımında annenin gülmesi, orada eşin gülmesi ve kocaman orada bekleyen aileden kimler varsa. Evet, evet. Şaşkınlık içerisinde değil mi aslında? Nasıl? Ya bir televizyon programı vardı hatırlarsın sen diye düşünüyorum. Sinan Çetin'in böyle kapı açılıyordu ve oradan kimin çıkacağı bekleniyordu nasıl ya. Nasıl çıkacağı evet, nasıl çıkacak, kim çıkacak falan. Bizim bu şey de öyle oldu. Doğum ailenin kapısı açılıp kapının önünde işte anneanne, babaanne, dede bir sürü insan bekliyor alkışlar eşliğinde falan. Gerçekten anne için çok büyük bir motivasyon. Şimdi bu hastam da birinci doğumuydu, daha ilk doğumuydu. Gayet dikişleri falan da oldu. Hani öyle çok dikişsiz, çiziksiz deriz biz. Öyle bir doğum değildi, dikişleri falan da oldu ama hemen doğumunun işte son yani 5-10 dakika sonra doğumdan bu görüntüler. Öyle bir saat sonrası falan değil yani 10-15 dakika sonrası. Doğum bitti ve kapıdan böyle şey güle oynaya şen şakrak çıkıyoruz. İşte bu bence hani benim için en büyük hediye. Kesinlikle. Bir de nasıl hazırlanırsam burada aslında hani ağrılar, sızılar başıma ne gelecek değil de güzel bir başlangıcın evet, orada evet, sonlanması evet, da kesinlikle. Çok güzel. Ya şöyle ben her zaman hani tabii ki doğum gerçekten zor bir olay. Hani bunu hiçbir zaman böyle küçümsemek, azımsamak ya bu kadar da kolay işte böyle çıkıyoruz diyebileceğim bir durum değil. Çünkü o kadar sürprizlerle dolu ki ne zaman başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Her türlü komplikasyonun riskinde yaşanabileceği bir olay aslında. Ama işte onu idare edebilmek, onu yönetebilmek, o süreçleri yönetmek, doğru yönetmek sonunda mutluluk getiriyor. Kesinlikle. Şimdi bazı riskler var mesela bana ben şey bir doktor değilim açıkçası vardır her şeyi böyle kelimesi kelimesine işte sende şu olabilir işte buradan kalkamayabilirsin düşebilirsin bayılabilirsin ölebilirsin gibi söyleyen bu üslupta hekimler de vardır ama ben her zaman hastamı korkutmadan açıkçası şimdi risklerle baş etmesi gereken taraf benim hekim olarak. Kanamaysa kanamayı kontrol altına alacak olan benim. Onu düşünecek olan hastam değil. Dolayısıyla mesela plasentanın önde gelme durumu var gebelikte. Ciddi kanamalara sebep oluyor. Geliyor hasta diyor ki bunda ben işte şöyle olabilirmiş, bu riskler varmış, şu riskler varmış. Doktor hanım ne yapacağız? Ben belki bu masadan kalkamayabilirmişim bile. Sen diyorum bir kere sakin olacaksın öncelikle. Yani bunları düşünecek olan görev taraf sen şart. Değilsin. Evet, görev dağılımı. Görev dağılımı şart. Bunları düşünecek olan sen değilsin. Onlar benim problemim, senin değil. Sen bir sakin ol. İşte kan gerekiyorsa kanı ben bulacağım. İşte bir ekip olarak girmemiz gerekiyorsa belki genel cerrah, belki birkaç kadın doğum uzmanı birlikte gireceğiz. Bunları baş edecek, düşünecek olan benim. Sen rahatça orada yatacaksın o kadar. Yani bunu söylediğim zaman güven duyuyorlar gerçekten ve o güveni karşılıklı hissedince de bence sonuçlar daha güzel oluyor.